Sizde de bahsettiğimiz gibi Gündoğan Köyü gerçekten unutulmuş bir köyümüz sevgili seyirciler. Ilıdağ hemen yanında 2 kilometre ilerisinde nüfus yoğun bir yer, bir köy olduğu için 1500'e yakın nüfusuyla daha çok ilgi görüyor. Ve gelen milletvekilleri sayısı da fazla oluyor. Ben Gündoğanlılara sorduğum zaman size milletvekili geliyor mu diye. Çok uzun yıllardır hiç kimsenin uğradığı yok. Köyümüzün sorunlarını zaten dinlediniz. Şimdi biz köyümüze getirdiğimiz 300 fıstık çamı fidesini eski okulun bahçesinde 2 tanesini dikeceğiz. Daha sonra muhtarımız köy halkına her haneye 2 tane düşmek üzere dağıtacak. Herkes evinin önüne dikecek. Dolayısıyla bu hafta getirdiğimiz 300 fıstık çamı ile birlikte toplam 5750 fidan dikmiş oluyoruz Aydın'ımızın çeşitli köylerinde, toplam 24 köyünde. Getirdiğimiz kitapları da yine buradaki şu anda kullanılmayan okulumuza indireceğiz. Daha sonra muhtarımız da onu nasıl değerlendireceğini de soracağım. Kitapları nasıl değerlendireceğini, ağaçları konuştuk da kitapları da sanırım ya bir kütüphane oluşturacak, oradan halkın yararlanmasını sağlayacak. Evet, şu anda indirilişini seyrediyorsunuz şam fıstık fidanlarımızın. Ben hemen 2 tanesini dikeceğiz buraya. Dikecek arkadaşlarımızın yanına yaklaşmadan önce muhtarımıza da bir kez soracağım. Muhtarımız, 300 tane fidan getirdik. Köyünüze kimse de gelmemiş değil mi? Gelmedi. Gelen giden yok. Elimiz kolumuz dolup geldik size. Bu okul binamızı ne olarak değerlendireceksiniz? Bu okul binasını tabii biz şimdi bunların fotokopilerini istediler. Yani ne olup kalacağı belli değil. Bizim zaten burası tapısı, arsası bizim. Yani geri verin diyoruz, yani bir şey değerlendirelim buraya. Onu da Ankara'da emir gelmeyince biz bir şeye değmeyiz diyorlar, Milli Eğitim. Duruyorlar, fotokopiler istediler, duruyor. Bekliyorsunuz değerlendirmek üzere. Şimdi burada 2 tanesini eski okul bahçemize dikeceğiz inşallah köylülerimizle beraber. Biraz önce sevgili seyirciler, kazarken arkadaşlardan bir tanesi ne o tandır kuyusu mu kazıyorsun dediler. Ve burada tandır yapıldığını öğrendik. Tandır mı yapıyorsunuz? Kuyularınız mı var? Bir tane mi var? Bu okul yapılırken yaptılardı. Tabii okul yapımı yaptı, o da oğlak falan kebap yaptılardı orada, bu okul binası konulurken. Yani ileride tavuk bilmem diye o dedi var, o dedi kuyula var, o dedi var öyle bir kuy. Kantarı yapılan yazları, bazı Ilgı'dan olsun yukarıdan geliyorlar, kantarı yaparlar. Bazı köylüler çıkar dediğim gibi, işte onlar ziyaret gidiyorlar dedi. Kuyulağı. Nerede dede var? Şu ileride yukarı yüksekte, yukarıda. Dikmen deriz oraya biz. Dedesi. O kuyularımız eskiden bu sulağı yok ana, o da alıyorduk. Herkes oraya suyu gidiyor. Desteğiyle bazen tenike. Şu anda suyunuz var artık. Yaylıdan Ulduyla ortak su geldi. Onlarla işte o su olmuş zaten, bu durmayız biz, gideriz. Giderdiniz değil mi? Evet. Bu kadar az kişi kalmışsınız zaten biraz değil mi? İşte bu suyun şeysinden duruyor millet. Ama hizmet de olmuyor bizim buraya. Bak yolları gördünüz. Bu yolu yapalım dedik, bu hudutu araziyle bütün Ulgan'ın. Onun için imza vermediler. 2 defa etüt yaptırdım. İmza vermediler, köy hizmetleri imza istiyorlar. Onun için yol kaldı, halihazır yol. Öyle mi vermedi? Ilıdağ. Mal sahipleri vermiyor. Onun için köy hizmetleri de imza getirmeden yapmayız diyor. Bir daha Vali Bey gittim işte. Vali Bey dedi ki inşallah olur dedi. Bir ondan ümit veriyoruz, başka kimseden ümit vermiyoruz. Size bunu iletiyoruz bir kez daha. Sevgili seyirciler, Gündoğan Köyü'ndeki ilk fıstık çamı fidemizi buraya dikiyoruz. Hazır mı? Onu naylonundan çıkarıyoruz. Bir yandan da indiriyorlar köylülerimiz. Muzaffer Bey mi? Evet. Muzaffer Bey, siz kazdınız. Daha önce çok ağaç dikmişsinizdir. Evet, diktim efendim. Zeytin ağacı, incir ağacı falan. Zaten dikildim, bulundum. Fıstık çamı daha önce diktiniz mi? 1-2 tane diktim. Bakın bu 300 tane fıstık çamı tutarsa 10 sene sonra köyünüze bayağı gelir olur. Bu altın değerinde. Bunların künarlarını satıyorsanız kilosu sanırım, yani işlenmeden kilosu 7-8 milyon.
fıstık çamlarının işlenmeden kilosu. İşlendikten sonra gramı o kadar geliyor. Yani çok değerli bir şey. Eğer 300 tanesinde tutturursanız inşallah çocuklarınıza iyi bir gelir kaynağı olacak köy olarak. Yok abi, bir mal sahibi vardı. Köy odasının kardeşi bağışladım oraya dediydi. Ben çam fidan alıver dedi orman dairesinden. Tapısı bizim üstümüzde olmadığı için ben ona vazgeçtim yani, alıvermedim yani. Orman dairesine alalım da şu var dikelim dediydim ben yani. Oraya da giymedik. Şimdi çok iyi oldu. Çok sağ olun. Allah razı olsun. De zaten Orman İşletme Müdürlüğümüz veriyor bize. Ben o da alende ittirdim. Gitmedim oraya gari şimdi. Sizin ayağınıza getirdik. Çok iyi oldu. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet, Orman İşletme Müdürlüğümüze de teşekkür ediyoruz. Her hafta bize veriyorlar. Çok sağ olun. Çok sağ olun efendim. Bu vesileyle gelmiş oldu fidanlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, 300 ağaç daha kazandık sevgili seyirciler bu haftada. 5750 çam fıstığı fidanını Aydın'ımızın 24 köyüne dikmiş olduk bu haftaki fidanlarımızla birlikte. Biz köylülerimize güveniyoruz. Bunları dikecekler, diktiler gittiğimiz köyler. Bakıyorlar ve bakacaklar. Gelecek nesillere bu ağaçlarımızın hepsi... Bu fidanlarımızın hepsi ağaç olacak inşallah. İşte birincisi bitti. Sen bu ağaca bakacak mısın bakayım, adın ne? Kadir. Kadir. Kaç yaşındasın? Bilmiyorum da. Bilmiyor musun daha? Nasıl bilmezsin yaşını sen? Çocuklar, Kadir kaç yaşında? 5 mi 4 mü? Bak Kadir. Kim biliyor? Babası bilmiyor musun yaşını Kadir'in? Babası arka tarafa gitti. Kadir, sen okula ne zaman gideceksin? Seneye gideceksin. O zaman 5-6 yaşındasın şu anda. Değil mi? Kardeşin var mı başka? Bak bu fidan seninle birlikte büyüyecek. Bakacak mısın ona gelip? Bunun etrafına çitler yapacaksınız. Hayvanlar yemeyecek onu. Değil mi? Siz de onun yanında oynarken üstüne basmayacaksınız. O güzel güzel büyüyecek. Sizin gibi büyüyecek. O da bir canlı değil mi? Tabii diyeceğim. Size yararlı olacak. Kadir. Tamam. Senin adın ne bakayım? Mustafa. Mustafa kaç yaşındasın? He? Bunlar yaşlarını öğrenmemişler daha. Senin adın ne? Mustafa. Sen de mi Mustafa? Peki Mustafa, sen kaç yaşındasın? 8. Aferin sana, yaşını biliyorsun. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Iğdağ'a mı gidiyorsun? Zor oluyor mu? Bazen yollarınız kapanıyor mu? Kapanıyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Gidemiyorsunuz. Evet. Peki seninle birlikte kaç kişi gidiyor arkadaşların? 13 kişi gidiyorsunuz. İleride okumayı düşünüyor musun? Yok. Üniversiteye gidecek misin? Gideceğim. Ne olacaksın? Öğretmen. Öğretmen olacaksın. Aferin sana. Evet, bu tarafa geçiyoruz. İkinci fidanımızı koymuşlar bile yerine. Evet, kapatıyoruz etrafını toprakla. Hayırlı olsun diyoruz fidanlarımız. Böyle Ramazan gününde sevgili seyirciler... hepimiz birlikte sizler dikerek bu hayrı işleyeceksiniz. Biz getirerek, Orman İşletme Müdürümüz bize verdiği için bir hayır işliyor. Hep birlikte yararlı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sevgili seyirciler. Dünya oluşturmak istiyoruz genelde. Öyle genelde. Yani, temiz, ağaçlı bol yeşillikli. Muhakkak. Hepimizin için, geleceği için hem gelir kaynağı hem yaşam kaynağı oluyor artık. Öyle kuş da olsa, böce de olsa, ne bileyim, gelen giden misafir de olsa bunda barınıyor artık. Barınacak da, oturacak gölgesine, ne bileyim. Bundan fayda elde edecek, gelir elde edecek gerekirse de. Bunlar büyüdüğünde bir zaman sonra dersiniz ki buraya ITV ekibi gelmişti, köyümüz kentimiz ekibi. Tabii, o zaten... Bir de bu fidanları getirmişsin. Vesileniz bunlar artık, sizin işiniz tabii. Sizi hatırlamaması en kolay yol. En kolay yol. Bunların etrafını çitle çevirirseniz... Belki hafızalardan da kaçabilirsiniz size eğer bunlar olmasa. Öyle ya, günümüzde unutkanlık da söz konusu. Günümüz şartlarında çok ağır olmasından dolayı
herkes hafızada bir şey kalmıyor ama çamaşırdan görünce ITV hatırlamamız daha kolay, daha çözümlü, olumlu olacak. Sağ ol. Tabii. Hayırlı olsun fidanlarımız diyoruz. Bastırmamız gerekiyor, evet mi? Köylülerimiz biliyor ağacın nasıl dikeceğini zaten. Kuralını. Hanım kardeş, biz genelde bizim mesleğimiz bu. Çiftçi veyahut da çiftçi malları. Başka bir şey yok. Artık tabii dikeceğiz, yetiştireceğiz, mahsul elde edeceğiz. Gerekirse de satamayacağız. O da malum, o da büyüklerimizin işleri zaten. Bu sene öyle oldu. İncir söylememizin de gerek yoktu. Verdik AŞK'ya, bir ay veresiye verdik. Adam bizden alan adam da bizi 3 ayda ödemedi. Ödemediği gibi de biz parayı da alamadık. Aldık bir işte. Yaramadı yani paralar. Ondan dolayı inşallah ilerisi için daha gelişen bir Türkiye bekliyoruz ki her şey para etsin, her şey değerlensin, her şey bundan böyle daha hoş, güzel olsun. Herkes vatandaş veya memleket veya millet için de yarayışlı bir şey olmasını biz de temin ediyoruz. Yani İnşallah sırada. Öyle olacaktır. Hep birliğiyle, hep birlikte, el birliğiyle. Tabii. İnşallah. Evet, fidanlarımız indiriliyor. Biraz sonra kitaplarımızı indireceğiz. Bu arada minik çocuklarımız var. Ben de onların yanlarına şöyle bir gideyim bakayım. Sizlerin de ellerine sağlık. Adınız? Adım Hayrola. Çocuklara geçmeden sizinle konuşayım. Bu köylüsünüz. Evet, buralıyım. Neler, neyle geçiminizi sağlıyorsunuz? Geçimimiz işte bildiğiniz gibi incir, zeytin, biraz da üzüm oluyor. Üzüm de var. Doğru düz köyde durmuyorum. Dışarıdayım, misafir olarak geldim şu anda. Nerede duruyorsunuz? Kuşadası'ndayım. Kuşadası'nda çalışıyorsun. Evet. Ne iş yapıyorsun? Fotoğrafçı. Çok ilginç. İyi mi işler oralarda? Bu sene biraz turist de gelmedi. Kötüydü yani, depremden sonra bayağı bozuldu. Depreme kadar bayağı iyi, düzgündü ama. Depremden sonra bozuldu. Evet. Kolay gelsin size. Teşekkür ediyoruz yardımınız için. Bakalım burada birisi varmış. Adı neymiş? Adın ne? Abdurrahim. Abdurrahim. Ne yapıyorsun? Şey yapmıyorum. Seyrediyorsun. Abdurrahim kaç yaşındaymış bakayım? 6. 6. Okuyor musun? Seneye mi gideceksin okula? Baban nerede? Köşkte. Köşke mi gitti? Niye gitti? Çalışmaya mı? Sen camiye mi gidiyorsun? Babanla mı gidiyorsun? Başına takkesini takmış herhalde Ramazan'da camiye gitmek için hazırlanmış. Siz nesi oluyorsunuz? Ben. Siz nesi oluyorsunuz? Dedesi. Dedesi. Torun. Seviyorsunuz. Ben ayrılmaz mı? Ayrılmaz. Kaç tane torun var? Hepsi mi? On kadar var. 10-12. 10-12 daha. Hepsi burada mı peki? Ya ya. Buradaki ne? 3 halihazır köyde. O da yine dışta. Peki 10 tane torun var. Çocuğu sormadım galiba size, değil mi? Çocuk kaç tane? Çocuk 4. 3 olan bir kız var da. Torun olarak 11-12 torun var. Hepsi evlendi mi? Evlendi. Bu torunla 3 yarımız duran. Evet. Sizi seviyorlar, dedenin yanından ayrılmıyorlar. Nasıl geçiyor Ramazan? Çok şükür. Hey, iş yok, kayıt yok. Biz garip. Bu işsiz bir durumdayız. Zeytin yok, incir bitti. Yok. Onlar zaten parayı, belirli parası alınmadı. Alınsa bir paket sigara parası, incir satıldı. Var bu yıl. Bu sene incir para etmedi. Zeytin de diyelim, canım gözüküyor. Zeytin de bu sene yok. Zaman ye para da. Niye geçimimizi sağlayacaksınız bu sene? Nasıl geçineceksiniz? Bilmem, ben işte milletin bu ayını düşünüyor öyle ya. Zamanında mahsulün para mı yemezdi millet, ne yapar? Yani. Kim de olur, zengin de oluyor. Zengin zaten haliyle. Fakir evet. Devam edilmekte. Bu sene İncir'de yaşanan bu olumsuz koşullar ne yazık ki biraz ticari bakıldığı için bu koşullarda kaldı üretici. Ne yazık ki üretici düşünülmüyor. Gelecek yıllarda ne olacağı belli değil. Bunun için herhangi bir tedbir de alınmadı. Bir de üstüne üstlük bu yıl zeytinin vermediği yıldı. Biliyorsunuz ki kentimizde bir yıl zeytin verir, diğer yıl vermez. Tek yıllarda vermiyor, çift yıllarda veriyor. İnşallah 2000'de, milenyumda bol zeytininiz olur, bol inciriniz olur. Hepsi de para eder diyoruz. En önemlisi Aydın'ımızda bu ürettiğimiz değerli ürünleri değerlendiririz. Aydın'ın parası dışarı gitmez. Biz buradan ihraç ederiz. Buradan Türkiye'ye pazarlarız, hem dışarıya hem Türkiye geneline. Çünkü Aydın'ımızda pamuk üretiliyor, incir üretiliyor, zeytin üretiliyor, kestane üretiliyor.
Kestane ve incirde birinciyiz, pamukta ikinciyiz, zeytinde de sanırım ikinci ya da üçüncü sırada yer alıyoruz üretimde. Bütün bu ürettiğimiz malları biz Aydın'da işlemezsek, bunlar tüccarın elinde başka başka kentlere giderse bizim üreticimiz çok düşük fiyattan bunları satmak zorunda kalır. Üreticiyi bir araya toplayan, kooperatifler oluşturan bir oluşum meydana gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani birileri bu köylümüzün elinden tutması gerekir diye düşünüyorum. Gelecekte aynı sorunların yaşanmaması ve bu üretimlerin durmaması için ileriki yıllarda belki de sizler para alamadığınız, kazanamadığınız bu ürünleri yetiştiremeyeceksiniz de. Başka geçim kaynakları olacak. Kentlere göç olacak değil mi? Ben imkan olsa şimdi genç olsam hemen gideceğiz zaten. Ne yapayım burada? Bu semtte ne yaşarsın, ne yaparsın? Diksek eski işçilerde iş çilk yok. Çalışma için iş sahası yok. Persem yaşamakta işte gençler bütün görüyorsun. Bugün bu havada mesela genç mi olur burada? İş sahası yok. Yok. Eksertimiz böyle. Buradan yarımız köşk köşktü bu köyü. Oraya buraya doğuruyor. Nüfus onun için azalmış. Şimdi hani öğrenmen yok. Çocuklar bugün gidiyor, yarın yok. Araba bugün geliyor, yarın gelmiyor. Hoşçakalın. Evet, köyümüzün çok sorunu var. Biz bunu daha önceki bölümlerde de işledik. Evet. Köylülerin sahibi yok. Sahip istiyoruz köylülere. 8 tane milletvekilimiz var. Bu köylünün hali nedir diye bir dolaşıyorlar mı acaba? Kim zamandır beri gelemediler buraya? Çünkü sonunda yanına seçiyor. Öyle olmayacak ki. Millet seçmek lazım. Öyle o da devletin mesela bir sıra alıyor. Buraya ne gerek var gari? Mecbur oy kullanacak, gelecek oraya. Milletin ayağını gelecek de milletten oy isteyecek. Millet kendi seçecek. Dergah seçmek lazım. Bunları biz seçmiyoruz diyorsunuz. Sıradan seçilmiş geliyor. Biz de işte partilere verdiğimiz oylarla mecburen gidiyor deniyor. Evet, şimdi size kitaplar da getirdik. Bu kitapları bizde izleyicilerimiz, ayrıca liselerimiz, Aydın Lisesi'nin, Efeler Lisesi'nin geçen sene bize getirdiği kitapları sizlere getiriyoruz. Ansiklopediler var muhtarımız, okul kitapları var, hikaye kitapları var. Bundan bütün köylümüz yararlanacağı, aydınlanacağı bilgiler vardır. Okuyun, araştırın, kendiniz için aldığınız her bilgi bir kazançtır diye düşünüyoruz, değil mi? Tabii. Size teslim ediyoruz kitaplarımızı. Onları da indirelim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Kitap köşesi, evet, kitaplık. Her iş yerlerinde, eğlence yerlerinde bunlar kaçınılmazdır günümüzde yani. Gençler gerekir değil de ben de... Kahveniz mi var? Kahve bende. Ama siz yapacaksınız, bir köşe yapacaksınız. Yani sizin kahvenizde kitap okumaya da gelecekler. Sadece oturmaya değil. Biz de zaten böyle bir şeyler şimdi de önerilmedi. Yani böyle bir kitap verilmedi. Kimse cebinden bir kitap alıp gelip o tarafa koyamayacağından dolayı biz bu işlere evet demedik de öyle gidiyor. Artı gençlerimiz genelde ihtiyaçları olduğunu ben inanıyorum. Böyle kitaplara ihtiyacı olduğunu çok inanıyorum. Muhakkak hem ilkokul öğrencileri için hem tarih, coğrafya, her türlü bilgilerin bulunduğu, kolayca öğrenebileceğiniz, bilgi alabileceğiniz şeyler, kitaplar. Size o zaman muhtarımızla birlikte size emanet edelim. Değil mi? Kahvemizde zaten bizim öyleydi amacımız. Her kahve köşesine, her kahvenin bir köşesine kitaplık yapmaktı. Sizin köyünüzde bunu gerçekleştirdiniz inşallah. Size sebep olacaksınız inşallah. Eğer bir köşe yaparsanız ben gelirim kahvenizde çekerim bir daha. Tamam mı? Siz bana telefon edin. Köşeyi yaptım, kitapları da koydum deyin. Ben gene geleyim köyünüze. Biz yaptınız, gereken size düşüyor diye de size daveti ederiz. Tamam inşallah. Her gelirim köyünüze. Oldu mu? Daha çok kitap getiririm. Başkaları unuttuğu gibi bizi buraya, çok sağ olun bizi bak buraya aradınız, geldiniz. Bakın biz kendimiz aradık geldik, hiç de unutmayız, takip ederiz, sorunlarınızı da takip ederiz, hiç merak etmeyin. Valla biz kendi kendimize geldik, her köyümüze gidiyoruz, sadece size gelmiyoruz. Sağ olun, eksik olmayın, bakın çabuk unutuyorlar, seçim zamanı, babamışın radyo, televizyon alıp veriyor. Beni birden çıkmıyor. Bu köylü nerede? Vatandaş demeyen yok. Bakın biz sizden bir şey istemeye gelmedik. Biz sizden size bir şeyler yapmaya geldik. İnşallah. Yani belki milletvekilleri gibi oy istemeye gelseydik bilmiyorum nasıl olurdu. Şimdi biz... Hayır, ha.
Bilmiyorum. Bizim şimdi amacımız, geliş amacımız size sorunlarınızı yansıtmak, sizleri tanımak, ağaçlarımızı getirmek, kitaplarımızı getirmek ve işte böyle bir şey oluştuğunda, kitap köşesi yaptığınızda İnşallah. Yeniden gelme sözü veriyoruz. Mutlaka geliriz. Tamam. Tanrı sağlık versin yeter ki. Amin. Kitaplarımız iniyor mu bu arada? Şimdi buraya bırak olmasın. Şöylesin.